Olay ne bilmeyenler için ne olmuştu? Sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığını söyleyen Münire Hanım demir kapının sürgüsünü açık olduğunu gördüğünü ve bahçeye çıkınca annesinin cesediyle karşılaştığını anlattı. Ancak Müge Anlı Melihat Tunçel cinayetinde bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. Diğer yandan Melihat Tunçel ile aynı evde yaşayan kızı Münire hakkında şok iddialar gündeme geldi. Kızının çok sayıda kişi ile arkadaşlık ettiği iddia edilen 62 yaşındaki kadının bu olaylar nedeniyle öldürülmüş olabileceği köylüler tarafından öne sürüldü. Müge Anlı Afyonkarahisar'da işlenen korkunç cinayet şüphesinin detaylarını araştırıyor. Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih mahallesinde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melihat Tunçel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedi kızı Münire ile tarafından bahçede bulunurken cinayet ile ilgili birçok soru işareti de gündeme geldi. Melihat Tunçel'in şüpheli ölümünü araştırılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar talihsiz kadının kızı Münire Hanım'ı işaret ediyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı bugün son dakika bilgisini aktardı. Boğazı kesik bir halde aynı evde yaşadığı kızı tarafından evinin bahçesinde bulunan Münire Tunçel sabaha karşı intihar girişiminde bulundu. Tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Müge Anlı, stüdyoda bulunan Münire Tunçel'in abisi ve yengesi ile programa devam etti. Münire Tunçel'in bir de intihar mektubu bıraktığını belirten Müge Anlı mektupta, "Paralarımı yengeme vermeyin," yazdığını ifade etti. Cinayete kurban giden Melihat Tunçel'in komşularından Abdurrahman Bal cinayet gününü Müge Anlı kameralarına anlattı. "Saat 10:10 geçe civarlarında anne anne diye bağırma sesleri duyduk. Annemleri aradım, hala ses kesilmedi. Kardeşim de oraya gittik. Kız bağırıyordu, annesi de ölü olarak yerde yatıyordu. Münire, anne bunu kendine neden yaptın?" diye bağırıyordu. Garip bir ölüm şeklinde konuştu. Saat 10'a kadar herhangi bir ses duymadıklarını, sabah babasının ineklere baktığını ve onun da bir ses duymadığını, bir şeyin dikkatini çekmediğini belirtti. Abdurrahman Bal'ın annesi de yardıma geldiklerinde Münire'nin kendisine annesinin intihar ettiği şeklinde söylediğini belirtti. Diğer komşu Gülten Çelik de yardıma geldiklerinde yaşadıklarını şöyle anlattı. "Bir gittiğimizde Münire bağırıyordu. Ben biraz gerideydim, o zamana kadar Melahat ablayı görmemiştim. Ne oldu diye sordum. Münire, annem ölmüş dedi. Evin içinde ölmüş sandım. Gidelim bir bakalım dedim. Hayır burada dedi. Eliyle işaret etti. Bir iki adım gidince gördüm, hemen geri çekildim. Elinde kan gördüm. Çocuklara, polise haber verin dedim. Münire yere indi, dokunmaya başladı annesine. Dokunma dedim, sonra polis geldi bizi uzaklaştırdı," şeklinde konuştu.